Tekrar merhabalar sayın seyirciler. Campus TV'nin en çok sevilen programı Sıra Sende'den tekrar merhabalar. Programımızın ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümündeki konuğumuz Türk Eczacılar Birliği Gençlik Komisyonu Delegesi Sayın Abdülsamet Akçit Beyefendi bizlerle. Efendim programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şeref hoş bulduk efendim. Sağ olun. Ve Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Temsilcisi, aynı zamanda Eczacılık Kulübü Temsilcisi İsmail Çelik Beyefendi bizlerleler. Efendim size programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Sizden başlayalım dilerseniz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Peki. Efendim öncelikli olarak ekranları başında bizleri izleyen sayın seyircilerimize hayırlı akşamlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ben Deniz Abdülsamet Akçit. Aslen Kayserliyim. Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Akabinde Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu üniversite delegisi olarak sivil toplum örgütlerinde işlerimize devam etmekteyiz. Bizler daha öğrencilik yılların başında böyle bir örgüte, böyle bir mesleğe sahip olmanın verdiği gururla işlerimize devam etmeyiz. Ve öncelikli olarak bugün bizim için çok anlamlı bir gün ve tüm meslektaşlarımın, Türk Eczacıları Birliği'ne bağlı tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Türk Eczacılık Günü'nü kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. İsterseniz biraz bugün bizim bayramımız, bizim bayramımızla alakalı biraz tarihçeden bahsedelim. 14 Mayıs Türk Eczacılık Bayramı değil mi? Evet, Türk Eczacılık Bayramı. Ne zaman bu bayram başladı, ne zamandır kutlanılıyor? Biraz bilgi verebilir misiniz? Genellikle toplumumuzda 14 Mayıs denildiği zaman sanki bir dünya eczacılık bayramı gibi anımsanıyor. Ancak şöyle bir durum var. Bizim meslektaşlarımızdan 1949 yılında eczacı Remzi Kocaer, bizim neden bir Türk eczacılık bayramımız yok diye Farmakolog dergisinde o zaman bir yazı yayınlamış. Tabii üzerinden yıllar geçmesine rağmen ta 1968 yılına gelene kadar ülkemizde bir Türk eczacılık günü yokmuş. 14 Mayıs 1968 yılında Türk Eczacılar Birliği'nin başlattığı bir çalışmayla artık ülkemizde de eczacılar olarak bizlerin de bir bayramı olması kararlaştırılmış ve 1968 yılından beri her 14 Mayıs'ta bizler eczacılar olarak bu günü kutsal bir şekilde kutluyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sayın Başkanım, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Çelik, Yozgatlıyım. Buraya Eczacı Fakültesi öğrencileri temsilen, öğrenci temsilcisi olarak, aynı zamanda öğrenci konseyini temsilen, çalışma gruplarından yönetim kurulu, sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak, aynı zamanda Eczacılık Kulübü'nün yönetim kurulu üyesini temsilen geldim. Kısaca ben buyurun. Biraz geçmişinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. İlk öğrenimi memleketimde tamamladım. Lise öğrenimimi Ankara'da tamamladım. Daha sonra Kayseri'ye geldik. 4 yıldır Kayseri'deyiz. Şu an 4. sınıftayım. Kayseri'de olmaktan mutluyuz. Kayseri'yi seviyoruz. Burada da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin çalışmaları hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdiye kadar neler yapıldı? Bu yıl gerçekleştirdiğiniz önemli faaliyetler, projeler neler? Ve gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projeleriniz, projeksiyonlarınız neler? Bahsedeyim. Biz Öğrenci Konseyi olarak Ekim ayında, Kasım ayı gibi göreve geldik. Görev aldığımızdan bu yana Gençlik Spor Bakanlığı, Türkiye Öğrenci Konseyi ve Yüksek Öğrenim Kurumu'nun birlikte yürüttüğü Yarının Liderleri projesini yürütmekteyiz. Daha sonra projeyle ilgili birçok fakültemizde seçilen arkadaşlar liderlikle ilgili birçok ders aldılar. Yarının liderlerinin dışında üniversitemizde arkadaşlarımızın ALES, ÜDS, YDS konusunda bilgilenmeler için bu konuda konferans düzenledik. Kutlu Doğum programı yaptık. Bugün yine bir programdan geliyorum. Necip Fazıl'ı anma etkinliği düzenledik. Birçok etkinliğimiz var. Asım Yıldırım katılmıştı. Bir de Üstad'ın talebesi Mustafa Yazgan Beyefendi katılmıştı. Çok güzel bir programdı. Ben de izleme imkanımız oldu, seyrettik. Tebrik ederiz, takdir ederiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Önümüzde de Gökkuşağı projemiz var. Engelli arkadaşlarımıza yönelik. İçerisinde engel geçmeyen bir Gökkuşağı projemiz var. İnşallah engelli arkadaşlara yönelik çalışmalarımız başladı. Umarım
hedefine ulaşır. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Eczacılık Kulübü hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Vizyonunuz, misyonunuz nedir? Ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Kimlere hitap ediyorsunuz? Neler yaptınız? Neler vaat ediyorsunuz? Eczacılık Kulübü olarak 3 yıl önce başladığımız maceraya, çalışmalarımıza iyi ki de başlamışız. Öncelikle bana çok fazla şey kattı. Eczacılık Kulübü olarak daha çok eczacılık adından anlaşılabileceği gibi biz daha çok fakültemizdeki arkadaşlara yönelik faaliyetler bulunuyoruz. Kendi fakültemizde faaliyetler gösteriyoruz. Bizim misyonumuz diyebileceğim, aynı zamanda vizyonumuzu yansıtan Ahval-i İspençiyar isimli bir gazetemiz var. Ahval-i? İspençiyar. İspençiyar eczacılık demek işte. Eczacıların evet. Halleri. Ahval, Osmanlıca hal evet. Kelimesinin çoğulundan geliyor. Böyle bir gazetemiz var. Bu gazetemize çok emek harcıyoruz. Büyük emekler sonucunda yılda bir defa, iki defa çıkarmaya çalışıyoruz. Böyle güzel bir gazetemiz var. Bu hem bizim sesimiz oluyor. Mesela bu seneki gazetemizin manşeti ne kadar eczacılık fakültesi varsa o kadar istihdam istiyoruzdu. Yani gazetemizde hem mesleki sorunlara yer veriyoruz hem de fakülte içerisinde yaptığımız spor faaliyetleri olsun, ne bileyim diğer faaliyetler olsun onlara yer veriyoruz. Eczacılıkla ilgili bilimsel bilgilere yer veriyoruz. Gazetemizin içeriği aslında bizim eczacılık kulübünü yansıtıyor diyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Kayseri'de eczacılar odası var mı? Onu sormak isterim. Ne zamandır var, varsa ne gibi faaliyetler yürütüyor? Sizin üniversiteyle ne gibi ilişkileri, bağlantıları var? Kayseri'de 40 yılı aşkın süredir Kayseri Eczacı Odası mevcut. Kayseri Eczacı Odası, Kayseri'de serbest eczanesi olan veya odaya kayıtlı hastanede çalışan veya başka görevlerde yer alan eczacıların kayıtlı olduğu resmi bir kurum Kayseri Eczacı Odası. Kayseri Eczacı Odası mesela bu 14 Mayıs Eczacılık Bayramı'nda bizim fakültemizle birlikte bütün etkinliklerimizi birlikte düzenliyoruz. Daha çok eczane eczacılarının üye olduğu, yönetiminde bulunduğu, eczanelerin yönetiminde, idaresiyle, denetimiyle sorumlu bir kurum olarak 40 yılı aşkın süredir Kayseri Eczacı Odası görevini yapmakta. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Nice bayramlara. Türk Eczacılar Bayramı. Siz bayram coşkusunu nasıl yaşadınız veya üniversitede nasıl yaşattınız? Bayram münasebetiyle bugün için neler yaptınız? Bugün için neler yaptık? Bugün şöyle başlayalım. Sabah 10'da Atatürk Anıtı'na çelenk koymakla başladık. İstiklal Marşımız. Ardından Kayseri Eczacı Odası Başkanımız Oğuzhan Ultaş ve Dekanımız Sayın Mübarek Koçar'ın konuşmalarıyla birlikte oradaki programımız sona erdi. Fakülteye döndük. Fakültede kermes programı vardı. Kermeste arkadaşların, fakültedeki arkadaşların kendi elleriyle yaptıkları, el becerileriyle yaptıkları işte şeylerden sattılar. Yedik, içtik. Sonra güzel bir konser oldu. Aynı zamanda bugün yine benim bu 4. programım. Proje Park'taydık bugün. Proje Park'tan da muhtemelen haberiniz vardır. Öğrencilerin, sanayinin projelerini sergilediği. Paramı yönetebiliyorum, para ve zeka konulu bir proje park vardı. Biz de ona Eczacılık Fakültesi öğrencilerini temsilen katıldık. Aslında şimdiye kadar Eczacılık Fakültesi öğrencileri pek proje geliştirmiyorlardı. Biz bu yarışmaya bir projeyle katıldık. Aynı zamanda bizim yine başka bir projemiz var. O projede de Gençlik Spor Bakanlığı'nda Türkiye ikinciliğini elde ettik. İsraf olan ilaç Ümit Olsun isminde. O proje hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. Projemiz şöyle. Evde bulunan bu SGK'nın yaptığı bir araştırmadan öncelikle bilgi vereyim sizlere. Kayseri'de demeyelim, tüm Türkiye'de yapılmış bir araştırma. Hemen hemen her evde yaklaşık 10-11 tane ilaç var. Muhtemelen sizin evinizde de vardır. Şöyle bir düşünün. Evet. Çok sayıda ilaç var. Bizim amacımız... Bu evdeki ilaçlar tıbbi atık olarak geçiyor değil mi? O konuya birazdan değineceğim. Bizim amacımız aslında son kullanma tarihi geçmemiş, terapötik etkinliği bozulmamış ilaçların tekrar dönüştürerek, tekrar bu ilaçları bir merkezde toplayarak yurt dışına ihtiyacı olan ülkelere göndermek de amacımız.
Daha sonra projenin uygulanabilirliği açısından sorduk, soruşturduk. Onunla ilgili bir iki pürüz var. O giderilebilirse projede uygulanabilir hale gelecektir diye ümit ediyorum. Nerenin düzenlediği bir projeydi? Kim düzenledi? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir projesi, Akademik Gelişim Platformu. AGEP'in düzenlediği bir etkinlikti. Biz de fakültemizi temsilen yine Abdü Samet ile birlikte katıldık projemizde. Böyle bir ikincilik elde ettik. Türkiye ikincisi olduk. Sağlık alanında Türkiye ikincisi oldunuz. Evet. Bizim için gurur verici. Biz de mutlu olduk. Tebrik ederiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Peki şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğunuz projeler, onun haricinde projeleriniz var mı? Veya gerçekleştirmeyi düşündüğünüz hayalinizdeki projeler var mı? İsterseniz Yaban Mersin'de Yaban Kalmayalım projesine Abdü Samet daha hakim. Ondan dinleyebiliriz. Siz de uygun verirseniz. Genelde projelerde herhalde birliktesiniz. Birlikteyiz, evet. Müşterek hareket ediyorsunuz. Buyurun, sizden birlikte dinleyelim. Müşterek hareket ediyoruz İsmail kardeşimizle. Tabii eczacılık olarak bizler halk nezdinde bildiğiniz üzere maalesef çok kötü bir imaj olarak raftan ilaç alıp indirme ve sadece sanki ilacı hiç bilmeyen bir şekilde bir bakkal, bir tüccar gibi ilacı satma yeteneğine sahip insanlar olarak anılıyoruz. Bunlar bizleri çok üzüyor. Bunun sebebi bizi eczacıların halka yeterince kendi bildiklerimizi aktaramamız olarak geçiyor. Bizler de daha eczacılık fakültesinin ilk yıllarında ülkemiz, milletimiz için neler yapabiliriz, ülkemize milli ilaç kalkınma projeleriyle neler verebiliriz, bunların gaye ve amacıyla, bunların ızdıraplarıyla ızdıraplanıyoruz. Ve İsmail kardeşimle beraber israf olan ilaç ümit olsun o kendi projesi ve Yaban Mersin'e yabancı kalmayalım. Yaban? Mersin'ine yabancı kalmayalım. Çok güzel bir proje hazırladık. Tabii bizim projeyle alakalı sizlere biraz bilgi vereceğim. İsraf olan ilaç ümit olsun, olan ilaçların israf olup olmayarak halk tarafından tekrar kullanılmasıyla alakalıydı. Bizimki ise Yaban Mersin'i özellikle Karadeniz bölgesinde endemik olarak yetişen bir bitki türü. Halk, o yöre halkı tarafından sıklıkla kullanılan, özellikle kalp rahatsızlıklarında, gastrointestinal sistem dediğimiz mide bağırsak rahatsızlıklarında, vücudun diğer fonksiyonlarında çok yararlı, tıbbi olarak da yararı kanıtlanmış bir bitki. Ülkemizin böyle endemik olarak yetişmiş, yani diğer dünya ülkelerinde bulunmayan ama ülkemizde sıklıkla bulunan tıbbi faydalı olarak böyle çok bitkiler var. Bizlerin de bir Karadenizli arkadaşımızın bize proje fikrini vererek, proje ön ayak olarak bu bitkiyi nasıl bir bitkisel ilaç olarak ülkemize kazandırabiliriz amacını güttük ve yöntemler belirledik. Bu yöntemler Tarım Köy İşleri Bakanlığı'ndan destek almak, daha sonra bu elde edilen fidanların gönüllü insanlara dağıtımı, bu fidanların daha sonra yetiştirilip ürünlerinin toplanması, Yaban Mersin'in ülkemizde biz bunları farmakolojik olarak ve fizyolojik olarak inceleyip analizlerinin yapılması, içindeki etken maddelerin çıkartılarak daha sonra saflaştırma işlemlerinden daha sonra Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alarak bitkisel ilaç olarak en yakın sağlık danışmanı eczanelerde, eczacıların danışmanlığında halkımıza ulaştırma yöntemiyle bir hizmet etmeye gayret gösterdik. Çok güzel bir proje. Güzel bir proje olduğunu bizler de düşünüyoruz. Umarım diğer eczacılık fakültesi arkadaşları gibi bizler de üniversite yıllarında aldığımız bu bilgiyi halkımıza en iyi bir şekilde, eczacıların yalnızca raftan ilaç alıp hastaya veren değil, hastaya en iyi bir şekilde sağlık danışmanı, hastaya en yakın sağlık danışmanı, hastanın her türlü sağlıkla ilgili sorabileceği sorulara danışmanlık hizmeti veren bir meslek örgütü olarak tekrardan eskiden olduğu gibi gelişmesini istiyoruz. Evet, bizler de böyle. Tabii bunlarda biz yeni eczacılara çok görev düşmekte. Bizim büyüklerimiz, meslek büyüklerimiz özellikle 1956 yılında, Türkiye Eczacılar Birliği'nden biraz bahsetmek istiyorum. 1956 yılında 66-43 sayılı Türk Eczacılar Birliği kanunuyla İstanbul'da bir Türk Eczacıları Birliği kuruldu. Bu birlik eczacıların birlikte dayanışmayla daha güçlü hale gelmelerini amaçlayan ve misyonu vizyonu bu olan bir birlik. Tabii eczacılık günden güne hem iyi dönemler geçirdi, bazen de günümüzde olduğu gibi biraz düşüş dönemlerine geçebildi. Bizler bu meslek birliği çatısı altında hiçbir siyasi amaç gütmeden yalnızca milletimize ve devletimize nasıl eczacılıkla ilgili daha iyi hizmet edebilmek gayesi amacına birleştiğimiz için bizlere her türlü destek sağlayan bir örgüt.
Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu'da, bakın bu diğer meslek örgütlerinde sıklıkla gözlenmeyen bir durum. Gençlik Komisyonu da daha eczacılık fakültesinden yeni mezun olmamış, eczacılık adayı olmaya aday arkadaşlarımızın eczacı olmadan önce nasıl bir araya gelerek gelecek vaat eden projelerle eczacıları tekrar eskisi gibi halka hizmet eden, halka sağlık danışmanı yapan kurumlar haline getirmek amaçlayan bir örgüt olarak kurduk. İlk 2008-2009 yıllarında tabii o zamanlar 4 Aralık'tı. 4 Aralık'ta eczacılar olarak Ankara'da bir miting düzenledik. İlaç fiyatlarının düşüşleriyle alakalı. Hangi yılda? Sanırsam 2009-2010 yılları arasında. Evet, siz Ankara. De orada mıydınız? Evet, biz de oradaydık. 30 bin eczacıyla birlikteydik. Sesimizi gerekli yerlere duyurmak için. Tabii eczacılık örgütünün bu denli güçlü olması bizlere mutluluk kaynağı, bizlerim için mutluluk kaynağı. Böyle bir örgüte daha öğrencilik yıllarında üye olmak, böyle bir örgüt için hizmet etmek bizlere çok mutluluk veriyor. Eczacıların daha çok benim yine de ifade ettiğim gibi meslek örgütleriyle bir araya gelerek hiçbir siyasi amaç gütmeden, yalnız ve yalnız, hani tıp fakültesinde okuyan arkadaşların Hipokrat yemini vardır. Bizi de bir yeminle bir araya gelerek halkımıza nasıl daha iyi sağlık hizmeti verebiliriz amacını güderek bizler yetişmekteyiz. Değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri özveriyle yetiştiriyorlar. Özellikle meslek öğrencilik hayatlarımıza bize çok şey katıyorlar. Bizler yalnız demin de defa ettim. İlacı raftan alıp değil, ilacın üretiminden tüketimine kadar, hastaya ulaşımına kadar her şeyi ayrıntısıyla bilen eczacı olarak yetiştiriyoruz. Evet efendim. Böyle. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bayağı seri konuştunuz. Soru sormaya fırsatım olmadı. Tabii buyurun. Ama hakkınızı helal edin. Helal olsun estağfurullah ama gayet güzel bilgiler verdiniz, aydınlandık. Kullandığımız ilaçların ne kadarını Türkiye olarak biz kendimiz üretiyoruz? Evet. Ne kadarını dışarıdan ithal ediyoruz? Kendi patentimizin olduğu ilaçlarımız ne kadar? Evet, çok güzel bir noktaya işaret gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Benim en çok ızdırap çektiğim, üzüldüğüm konuların başında bu geliyor efendim. Maalesef ülkemizde Türk milli olarak patentimin aldığı bir ilaç yok. Bu gerçekten bizi çok üzendiriyor. Türkiye'nin patent aldığı hiçbir ilacı yok mu? Hiçbir ilacı yok. Ne yazık. Bu ne yazık. Ancak 1937 yılında, bakın çok enteresandır, halk arasında sarı diken, Şevketi Bostan adıyla anılan bir bitkinin, o zamanlar Lityazol Cemil adı altında böbrek taşlarının düşücü etkisiyle bir ilacın ruhsatı alınmış 1937 yılında. Ancak daha sonra bu ilacın hem üretiminde hem de hastaya ulaşımda yaşanan sıkıntılar bu ilacın günümüze kadar ulaşmasını engellemiş. Ancak ümit edici bir gelişmeyle tekrardan Lityazol Cemil adlı böbrek taşlarını düşüren bir ilacın gündeme gelmesi meselesi var. Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Türkiye ilaç üretiminde çok iyi bir konumda. Yani ancak şöyle bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'de yerli ilaç fabrikaları gerçekten çok var. Bunların başında çok değerli kamuoyunda da sıklıkla adından söz ettiren firmalar var. Ancak Türklerin milli patent olarak bir ilacın olmaması, hem ham maddenin yurt dışı kaynaklı olarak hem de bu ilaçların formülasyonunun yurt dışından ithal edilmesi bizleri ekonomik olarak çok büyük seviyeye gerçekleştirmiyor. Neden bizler de eczacılar olarak, gelecek vadeden eczacılar olarak, ülkesine ve milletine hizmet etme gayesiyle bir araya gelen eczacılar olarak bu ARGE, araştırma geliştirme çalışmalarıyla neden ilaçlar üretmeyelim? Bunların amaçlarını, vizyonlarını daha fakülte yıllarında bizler öğreniyoruz. Ve ben ümit varım, bu konuda eczacıların gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Ülkemizin inşallah daha ileriki seviyelerde kendi ilaçlarını, kendi öz kaynaklarından ürettiği, hem ham maddeyi kendi bitkilerinden, kendi sentezleyerek ürettiği ilaçların üretileceğinin ümit varım. Yakın zamanda bunların güzel haberlerini alacağız. Türk ilaç sektörü genellikle, demin de ifade ettim, yerli kaynaklardan besleniyor. Bu yerli ilaç üretimleri var. Ancak bazı ilaç firmaları ki biliyorsunuz ilaç sektörü dünyanın en çok ciro yapan sektörlerinin 3. sırasında bulunuyor. Çok büyük bir pazar sahibine sahip dünya ekonomi kamuoyunda. Ve gelecek yurt dışından da maalesef hastalıkların ki özellikle kanser ilaçların veya diğer ilaçların
sıklıkla ithali yapılıyor. Bunların yerli ilaç fabrikalarınca üretilip hem de ARGE dediğimiz araştırma geliştirme çalışmalarıyla biyo eşdeğerlik çalışmaları zaten sıklıkla yapılıyor. Bu çalışmaların daha da artırılıp ülkemizde milli ilaç üretimi çalışmaları hızlanmakta. Hem meslektaşlarımız, hem meslek büyüklerimiz, hem bizleri yetiştiren çok değerli hocalarımız bunun gaye ve amacındalar. Bizler de onların talebeleri olarak, onların yetiştirdiği birer eser olarak ülkemize hizmet etmeye gayet göstereceğiz efendim. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Böyle Türk ilaç sektörü. Peki bitkisel ilaçlar hakkında neler düşünürsünüz? Evet. Türkiye'de son zamanlarda bayağı rağbet görüyor. Lovaç'ta bitkisel ilaçların kullanımı hakkında, tüketimi hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Ne kadar etkili oluyor? Biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi kamuoyunda maalesef yani toplumumuzda şöyle bir şey var. Bu algının sebebi belki bizleriz, belki toplumumuz. Ama ben suçu genellikle kendimde bulurum. Biz demek ki halkımıza anlatamamışız ki bitkisel ilaçlar konusunda yanlış bilgilere sahibiz. Halkımız bitkisel ilaç dediği zaman genellikle aktarlardan alınan ve kaynatıp soğutularak içilen bitki çaylarını, aktarlardan alınan yağları vesaire şunları anlar. Ancak altını çizerek söylüyorum ki eczacılar bu ülkede bitkisel tıbbi faydalı bitkiler alanında en çok eğitim alan meslek örgütü. Bizler bakın farmasötik botanik dersinde bitkilerin isimlerini, Latince isimlerini, daha sonra farmakognozi dersinde bitkilerin etken maddelerini, vücut için yarayan maddelerini, vücut için etki gösteren maddelerini ve daha sonra bunların fitoterapi dersinde de nasıl olarak tedaviye dönüşeceğini, alternatif tedavi, günümüzde maalesef ülkemizde sıklıkla gösterilen Batı tıbbının aksine alternatif tamamlayıcı, Çin tıbbında olduğu gibi Hindistan veya Almanya'da sıklıkla uygulandığı gibi bu tıplar alanında en çok ders alan, en çok bilgiye sahip olan meslek örgütüyüz. Bitkisel ilaç denildiği zaman bu konunun kesinlikle ve kesinlikle eczacıların danışmanlığında satılması lazım. Halk kamuoyunda şöyle bir şey var, bu bizi üzüyor gerçekten. Bitkisel ilaç dediğimiz zaman tamamen zararsız değildir. Bakın bugün kullandığınız hastanelerde kullanılan morfin olsun, diğer çeşitli ilaçlar bitkilerden elde ediliyor. Peki morfin sizce zararlıdır değil mi? Morfinin normalde tıbbi tedavisinin dışında kullandığınız zaman zararlı etki gösterir. O yüzden bitkisel ilaç dediğiniz zaman tamamen zararsız, tamamen organik olduğunu düşünmeyeceğiz. Şöyle düşüneceğiz, her tıbbi bitki olarak faydalı bitkilerin eczacıların elinde uygun formülasyonlarla ve eczacıların danışmanlığıyla ve inşallah gelecek duyduğum güzel bir haberde Sağlık Bakanlığı'nın yalnızca ve yalnızca Batı tıbbıyla alakalı değil, geleneksel tıpa yani alternatif tıp dediğimiz Çin tıbbına öyle bir daire başkanlığı açıldığını duydum. Bu ülkemiz için çok önemli bir mesele ve artık doktorlarımız da bu işe olan ilgisini artırarak bitkisel ilaçların tedaviye olan ilgisini artırarak hastalarımızın da bunları kullanmasını sağlayarak bizler de bilgilerimizle danışmanlık hizmeti vererek hastalarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Bitkisel ilaç alırken halk neye dikkat etmeli? Kimlere güvenmeli? En yetkin kişiler yine eczacılardır diyorsunuz. Evet. Peki hiçbir eczanede bildiğim kadarıyla bitkisel ilaçlar satılmıyor. Peki böyle bir şey mümkün müdür? Eczanelerde aynı zamanda bitkisel ilaçların da satılabilmesi mümkün müdür? Evet. Hani Türkiye olarak bizim patentli tek bir ilacımız bile yok dediniz. Belki böyle bir yol açılabilir mi? Evet. Çok güzel bir soru sordunuz gerçekten. Sizler de meslek örgütümüzü dışarıdan bakan bir insan olarak bu soruyu sordunuz. Bitkisel ilaç dediğimiz zaman maalesef ülkemizde bunun önemi fitoterapi olarak yani bitkilerle tedavi olarak bilinmemekte. Ancak yabancı ülkelerde bulunmuşsanız, yabancı ülkelere giden insanların özellikle Almanya'da ve Avusturya'da bu konu üzerine eczanelerin sırf bitkisel ilaçla tedavi üzerine uzmanlaştığını görürsünüz. Ve eczanede gelen bitkisel drog dediğimiz yani bitkinin kullanılan kısmının analizlerinin yapıldığı mikroskoplar, çalışmalar ve halka bitkilerle tedavi ile ilgili değişik kokteyller, değişik bitki çayları vesaire bitkilerin asıl işe yarayan kısımların verildiği çalışmalar görürsünüz. Bizler inşallah 61.097 sayılı eczacılık yeni kanunumuz çıktıktan sonra tıbbi bitkilerin tamamıyla tekil, eczacıların tekiline geçmesinden sonra umut vaat ediyorum ki meslektaşlarımın, eczacılık büyüklerimin bu konu üzerine daha çok çalışma yaparak
bitkisel ilaçları daha çok halka tanıtarak ve yalnızca ve yalnızca aktarlardan değil, bunu tıbbi bir gütlü olduğu için eczacılardan alma konusunda çalışmalar yaptığını biliyorum ve ben canı gönülden bunu destekliyorum. Ki bizim dekanımız Profesör Doktor Müberra Koşar hanımefendi, genellikle kamuoyu tarafından iyi bilinen bir insan. Kendisi bitkisel ilaçla tedavinin uzmanı, farmakognozi uzmanı. O derslerinde bizlere sıklıkla bunlardan bahsediyor. Bitkisel ilaçta dikkat edeceğimiz nokta, demin de ifade ettiğim, her bitki zararsızdır diye bir şey yoktur. İlaç ile zehir ayıran tek şey dozdur. Bakın çok güzel bir Paracelsus'un sözü var. İlaç ile zehiri ayıran şey dozdur. Eğer siz faydalı olan bir şeyi fazla alırsanız, yani dozunu artırırsanız, o size zararlı olabilir. Yani kısa bir kamuoyunda örnek vermek gerekirse, eğer 2 kilo domates yerseniz zehirlenirsiniz. Domates normalde faydalı bir bitki. Ancak ilaç da etkin dozuyla ve vücut için yararlı olacak şekliyle, güvenli şekilde eczacıların danışmanlığıyla kullanıldığı zaman bitkisel ilaçların hiçbir şekilde zararı olduğunu göremeyiz. Ve bunların uygun analizlerinin yapılıp Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alınması gerekli. Bilgisayar ilaçlar hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Sağ olun. Ben İsmail Bey'e dönmek istiyorum. Tabii. Buyurun, tabii. Sayın Başkanım, şimdi son zamanlarda biliyorsunuz artık elektronik reçete sistemine geçiş yapıldı. Siz bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl buluyorsunuz? Evet. Türkiye'de ilaç takibi açısından devrimler yaşanmaya başladı. E-reçete de bunun en sonuncusu. Doktorun elektronik olarak reçete ettiği reçeteyi hasta takip numarası ile birlikte gidiyor eczaneye. Eczaneden takip numarasından doktor hangi ilaçları reçete etmişse onları görebiliyor ve onları alabiliyor. Artık yazılı reçete dönemi kapanmıştır. Artık elektronik reçete dönemi başlamıştır. Bu da Türkiye'ye tabii ki ilaç takip açısından özellikle SGK'ya büyük bir fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Deminki konuyla benim eklemek istediğim bir şey var. Bitkisel ilaçlarla ilgili. 6197 sayılı yasamız son değişikliğinde bitkisel ilaçlar münhasıran eczanede satılır. Bitkisel ilaçlar çevirirsek sadece ve sadece eczanede satılır. Böyle bir yasal hüküm mü? Aynen bu, ne zaman bu hüküm bize verilmiştir. Bu 30 Mayıs'ta, geçen 30 Mayıs'ta bize verildi. Bitkisel ilaçlar, hatta haberlerde de çıkmıştı. 540'a yakın bitkisel drog sadece eczanelerde satılacak. Kan yapıcı ürünler, afrodizyak ürünler. Peki bu aktarların o zaman şu an sonu geldi mi diyebiliriz? Öyle de demeyelim. Biz aktar düşman değiliz aslında eczacılar olarak. Ama bu yeni çıkan yasayla sadece bitkisel ilaçların satılmasını, verilebilmesini eczacılara sağlanmış. Peki aktarlar eczacı kimliği olmadığı için onlar nasıl işlerini idame ettirebilecekler? Aslında bizi dinleyen seyircilerimizi aydınlatmak adına ben bitkisel ilaç, bitkisel drog, bitki nedir? Bunu bir tanımını yapmak isterim kısaca. Bitkisel drog, bitkinin tedavi edilen bir kısmı, mesela yaprağıdır, meyvesidir, köküdür. Bitkisel ilaç ise bitkinin belirli bir kısmından, atıyorum, örnek veriyorum, yaprağından elde edilmiş, ekstraksiyonla belirli bir özütünün alınmış, belirli miktarda maddeleri içeren ilaca bitkisel ilaç diyoruz. Yani bitkisel ilaçta da bitkilerin kökünü aldım, ne olurdum, şişeye bu bitkisel ilaç değildir. Bitkisel ilaç da yine belirli bir formülasyon var, ona göre yapılıyor. Bitkisel ilaç, bitkisel ilaçlar tablet şeklinde, kapsül şeklinde olabiliyor. Normal bildiğimiz tabletler gibi. Yani bunun belli bir formülasyonu gerektiriyor. Bunu satabilecek tek yetkili kişi, Abdusamet de biraz önce bahsetti, bunun eğitimini, bitkilerle ilgili eğitimi alan, eczacılık anlamında, ilaç anlamında eğitimini alan tek kişi eczacıdır diyoruz. Çok eczacınıza güveniniz diyoruz. Çok güzel bir adım olmuş. Hani ben de acizane bir halk olarak, vatandaş olarak aklıma ilk gelen soru şu. Madem bu kadar bitkiler önemli, madem bu alanda en yetkin kişiler eczacılar, niçin bu bitkisel ilaçlar o zaman eczanelerde satılmıyor? Kesinlikle. Çok güzel bir karar olmuş. Ben de duyduğuma sevindim. Burada özellikle şu noktaya da değinmek istiyorum. Şimdi uyda kanallarında görüyoruz. Bir sürü şu ilaç şuna iyi gelir, şu bitkisel ilaç her türlü derde deva,
her türlü hastalığı çözüyor. Radyolarda kanseri, bile bir dünya lüzumsuz evet, reklamı çıkıyor. Radyolarda işte afrodizyak olarak işte şu ürün bu ürün. Ya çok abartılı derecede şurada dinleseniz gülersiniz gerçekten, kahkaha atarsınız. O derecede bir bitkisel ilacın reklamı yapılıyor. Gerçekten evet. Bunlar bizim eczacılar adına çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Biraz önce Abdü Samet de aynı konudan bahsetti. Aslında bunun sorumlusu tabii ki biz ilk sorumlu olarak halkımız işte almasın demiyoruz. Halkımız, bizim amacımız halkımızı biz eczacılar olarak bilinçlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Yani biz ilk önce iğneyi kendimize batırıyoruz. Biz bu noktada ne yapabiliriz? Biz ne yaptık da bitkisel ilaçlar böyle suistimal edilir hale geldi? Mesela örneğin bir örnek vereceğim. Yine bitkisel ilaçlara bayağı üzerinde durduk. Zayıflamada kullanılan bitkisel drogları çok duymuşsunuzdur. Bunlar içerisinde İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde yapılmış bir çalışmaya göre aslında o zayıflatıcı bitkinin içerisinde hiç bulunmayan sibutramin kimyasalı var. Sibutramin zaten obezite, işte şişmanlık tedavisinde kullanılan bir ilaç. Onun o etken maddeyi bitkisel drogun üzerine eklemişler. Bu bitki zayıflatır diyorlar. Bizim amacımız halkımıza bunları göstererek gerçekten bitkisel ilaçlar konusunda güvenilebilecekleri tek kişinin eczacı olduğunu buradan da bir maalesef aslında konuşacağımız çok daha konu vardı. Mesela eczacılığın ve eczacıların sorunları neler? Bunları da ben konuşmak istiyor idim. Ama süremizin sonuna geldik maalesef. Sizin son sözleriniz ne olur? Son tavsiyeleriniz, önerileriniz ne olur? Hızlı bir şekilde rica edelim. Benim son tavsiyem şu olsun. Buradan tüm eczacılarımızın ve Eczacılık Fakültesindeki arkadaşlarımın Eczacılık Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah nice mutlu, güzel bayramlara, umut dolu bayramlara diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim sizin son sözleriniz çok ne olur? Çok teşekkür ediyoruz İsmail kardeşimize çok aydınlatıcı bilgiler verdiği için. Ancak bir konu isterseniz çok ufaktan değinmek istiyorum. Bitkisel ilaçlarımız eczanede yok değil. Bakın var bunlar. Ancak sınırlı sayıda. Bunların artırım çalışmaları yapılacak inşallah. Bunlar da bizler ön ayak olacağız. Ben de buradan bizleri televizyonları başında izleyen tüm seyircilerimize, meslektaşlarıma, değerli büyüklerime gerçekten gelecek vaat ediyorlarsa en yakın sağlık danışmanı olarak bizleri görmeleri ve her türlü sağlık problemlerinde bizleri olduğumuzu bilmeleri ve bize güvenmelerini istiyoruz. Bizler geleceğin vaat eden eczacılar olarak onlar için hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ediyoruz tekrar. Evet kıymetli seyircilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bugünkü konuklarımız Türk Eczacılar Birliği Gençlik Komisyonu Delegesi Sayın Abdülsamet Akşit Beyefendi evet. Bizlerleydi. Evet. Çok güzel bilgiler verdiniz çok bize. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sizleri biz de teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz, sağ olun efendim. Ve Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi temsilcisi, konseyin belki de söylendiği kadarıyla en sevilen temsilcisi, en sevilen yönetim kurulu üyesi. Teşekkür ederim, sağ olun, teşekkür ederim. Estağfurullah, duyduklarımızı söylüyoruz. Aynı zamanda Eczacılık Kulübü temsilcisi, yönetim kurulu üyesi İsmail Çelik Beyefendi bizlerle birliktelerdi. Sizler de programımıza şeref verdiniz. Güzel bir program oldu sayenizde. Tekrar teşekkürler. Evet sayın seyirciler, bugünlük de bizden bu kadar. Bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki salı günü akşam yine saat 9 sularında Kampüs TV ekranlarında Sıra Sende programıyla karşınızda olacağız. Görüşene dek eser kalın efendim.